Bir kardeşimiz ben namazı terk ettim diyor. Sonra tekrar başladım. Şimdi kaza namazlarımı kılıyorum. Kaza namazlarını mı kılayım yoksa sünnet namazlarını mı kılayım? Yani farzları kılıyorum şimdi diyor. Farzları kılıyorum yanında da kaza kılıyorum. Sünneti terk edip kaza kılsam olmaz mı diyor. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kasti olarak yani kasıtlı olarak birisi namazlarını terk ediyorsa bu adam daha sonra namazını kılsın diye bir rivayet yok. Fakat eğer birisi düşman saldırısından dolayı ya da uyuduğundan dolayı başka özürlerden dolayı namazını kılamadıysa bunlar kılacaklar, kaza edecekler. Nitekim Taris gecesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte uyuyakalıyorlar. Kalkınca kuşluk vaktinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sabah namazını kıldırıyor. Sünnetini de kılıyorlar. O vakit mühmel bir vakit olduğundan, başka bir farz ibadet olmadığından öğleyle sabah arasında başka bir farz namaz olmadığından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahın sünnetini de kılıyor, sahabe de kılıyor. Sonra aynı kaza olduğundan onlara sabahın farzını da kıldırıyor. Yine Hendek'te Efendimiz aleyhissalatu vesselamın namazları kazaya kalıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Düşmanla olan muharebenin şiddetinden dolayı. Orada da yine namazları cemaatle birlikte ashabına kıldırıyorlar. Peki şimdi biz diyoruz ki eğer bir kardeşimizin namazı sehven kazaya kaldıysa hastalıktan başka engellerden dolayı bu namazlarını kaza edecek. Peki kasten kılmadıysa yine kaza edecek. Fakat bu kardeşimiz kasten namazlarını kazaya bırakan kardeşlerimiz yine kaza edecekler. Fakat elimizde kesin deliller yok. Diyoruz ki işte yine kılsınlar, Allah Teala onların günahlarını affeder. Böyle bir kaza için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin men vâdabe sinte-i aşrete rak'aten benallahu lehu beyten fil cennet. Yani kim 12 rekat işte o sünnetlere devam ederse namazın işte öğlenin önündeki sünnet, sonrasındaki sünnet, akşamın sünneti, yatsının sabahın sünneti men vâdabe sinte-i aşrete rak'aten benallahu lehu beyten fil cennet. Cenab-ı Hak ona cennette bir köşk bina edecek. Kim bu 12 rekat sünnet namazı kılarsa. Ha, diğer sünnet namazlarla alakalı farklı rivayetler var. Ben bu hadis-i şerif bu 12 rekatı aldığından bunu söyledim. Diğer sünnetlerle alakalı tabii onlar da kılınacak. Onlarla alakalı da farklı rivayetler var. Peki madem ki sünnetle alakalı rivayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisinin farz namazları kıyamet günü yeterli olmayınca sünnet namazlar gelecek. Onlar da mizanda olacaklar. Sünnet namazların da kişinin eksik olan ibadetlerini tamamlayacağına dair açık hadis-i şerifler, Efendimiz'den deliller varsa o halde kasten terk edilen, sonra kaza edilen bu namazlar için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kesinlikle farzdan eksiklerinizi ikmal edecek buyurduğu sünnet namazlar terk edilmez muhterem kardeşlerim. Yani sünneti sünnet olarak kılacak, kazayı kaza olarak kılacak kardeşlerimiz.